Herkese selamlar. İyi günler diliyorum. Umarım sesim duyuluyordur ve ekranım görülüyordur. Benim ismim Mehmet Dağlı. NETAŞ'ta uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirilmesi üzerine çalışıyorum uzun bir süredir. Yaklaşık 14 senedir. Bugün de sizlere 5G'nin sağlık alanında nasıl kullanıldığı ile ilgili bir sunum hazırladım. Öncelikli olarak biraz NETAŞ'ın şirket profilinden bahsetmek istiyorum. Daha sonradan elektronik sağlık, e-health konseptinden biraz bahsedeceğim. Daha sonradan da Avrupa'da Europa'nın altında haberleşme ile ilgili bilişim teknolojileri ve haberleşme ile ilgili olan temel kümelenmelerden Celtic Next'in altında başlatılan Health 5G ya da Sağlık 5G tam Türkçesiyle projesinden bahsedeceğim. Projenin hedeflerinden, konsorsiyumundan, bu proje kapsamında üzerinde çalışılan kullanım alanlarından ve projenin şimdiye kadar başarmış olduğu temel inovasyonlardan bahsedeceğim. Ve daha sonra da tabii şu süreçte COVID çok önemli. COVID ile ilgili de bizim projemize benzer Avrupa'da neler yapılıyor? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz NETAŞ şirket profiliyle başlamak istiyorum. Ama sanırım bilgisayarımda bir problem var ama tamam şimdi alıyor. Şimdi öncelikle NETAŞ Türkiye'nin şu andaki sistem entegratörü konusunda bir numaralı firması. Ve şu anda 120'den fazla teknoloji üreten şirketle birlikte ortaklıklarımız var. Bu anlamda çok geniş bir teknoloji ekosistemine sahibiz. Uluslararası pazarlarda çok etkili bir firma. Türkiye'nin son yıllarda genelde yazılım ihracatı şampiyonu olan veya olamadığında da ikinci sırada yer alan bir firması. Ve de tarih olarak 1967'ye gidiyor NETAŞ'ın kuruluşu. 1973 yılında da Türkiye'nin ilk özel Ar-Ge şirketi olarak, Ar-Ge merkezi olarak ortaya çıkıyor. Tabii 70'li yıllar, 80'li yıllar Türkiye'nin işte telekomünikasyon altyapısının kurulmasında çok önemli görevler üstleniyor NETAŞ. Daha sonra 90'lı yıllar, 2000'li yıllarla birlikte IP teknolojilerinin trend hale gelmesi ve 2010'lu yıllardan bugüne de çok farklı dikeylerde yani enerjiden finans sektörüne, sağlıktan telekom alanına kadar çok farklı alanlarda bilgi ve iletişim çözümleri geliştiren Türkiye'nin bu anlamdaki en köklü firmalarından bir tanesi. Türkiye'nin 81 iline destek verebilen teknoloji altyapısı konusunda. Bunun yanında da Asya'da Kazakistan, Bangladeş, Çin gibi, Afrika'da Cezayir gibi ülkelerde de çeşitli ICT çözümleri sağlayan bir firma. Nedense sunum ilerlemiyor şu anda. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi çok temel bir Ar-Ge yetkinliğimiz var. Yani Ar-Ge üzerinde şekillenen bir firma NETAŞ ve işte bu 1970'lerden bugüne kadar yaklaşık 200'ün üzerinde global operatöre yazılım çözümleri üretmiş bir firma. Ve de şu son yıllarda özellikle 4.5G üzerine çalışmaları olan, bugün de bahsedeceğimiz gibi 5G ile ilgili çalışmalar yapan bir firma. Yine nesnelerin interneti konusunda kendi platformunu üreten, tümleşik haberleşme konusunda audio konferans sistemleri, video konferans sistemleri konusunda çözümleri olan, multimedya teknolojilerde çözümler geliştiren,
yine siber güvenlik alanında kendi çözümleri olan bir firma. Yine 90'lı yılların sonundan beri çok gelişmiş bir IP teknolojileri üzerinde yetkinliğimiz var ve bu anlamda dünyanın en büyük 10 voice over IP laboratuvarından bir tanesiyiz. Az önce de bahsettiğim gibi çok farklı dikeylerde şu anda kendi çözümlerimiz var. Telekom alanında sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da pek çok çözümler üretiyoruz. Public sektörde yine özellikle Türkiye tarafında ve de Cezayir'de çözümlerimiz var. Finans tarafında, enerji tarafında, perakende sektöründe. Yine spor alanında bu akıllı stadyumlar alanında altyapı çalışmalarımız var. Şimdi biraz bu noktada elektronik sağlık, e-health veya e-sağlık konseptinden bahsetmek istiyorum. Şimdi elektronik sağlık dediğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması gibi geniş bir tanım var. Ama literatüre baktığımız zaman veya endüstride bu e-sağlıkla birlikte anılan birbirlerine çok yakın kavramlar olarak telesağlık, telehealth ve telemedicine kavramlarını da görüyoruz. Telesağlıkta biraz daha geniş bant teknolojilerinin sağlık dikeyinde, sağlıkla ilgili eğitimlerde kullanılması. Telemedicine'de yine sağlık servislerinin uzaktan verilebilmesi, telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılarak uzaktan verilebilmesi olarak tanımlanıyor. Şimdi bu sunumdaki temel olarak bizim cevap aradığımız, cevap vermeye çalışacağımız soru yeni nesil iletişim teknolojilerini elektronik sağlık uygulamalarını daha da geliştirebilmek için nasıl kullanabiliriz? Zaten işte sunumun başında da bahsettiğim Health 5G projesi de temelde bu soru üzerinde şekillenen bir proje. Şimdi sağlık tarafındaki market rakamlarına baktığımızda özellikle kronik hastaların uzaktan takibi önemli bir konu. Ve burada Gartner'ın bir çalışmasına göre 2018 yılında her 100 kişiden biri bir kronik hasta uzaktan sağlık teknolojilerini kullanırken bu rakamın 17 kişiden biri, yani yaklaşık 5,5-6 kat daha yoğun bir şekilde uzaktan sağlık teknolojilerinin kullanılması bekleniyor 2028 yılı itibariyle. Yine Amerika'daki bakım evlerine baktığımızda burada da yine uzaktan gözetim, uzaktan sağlık sistemlerinin, sağlık sistemleriyle ilgili cihazların her bir kişi için 2018'de 1,5 cihaz varken 2028'de bu cihaz sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla burada da yine ciddi bir artış olması bekleniyor. Zaten şu anda da işte cep telefonları ve cep telefonu üzerindeki belli uygulamalar bazı değerleri tutuyor. Yine cep telefonlarıyla birlikte çalışabilecek cihazlar var. Giyilebilir teknolojiler alanında son yıllarda inovatif tarafta bayağı ciddi gelişmeler var. Dolayısıyla bu cihazların sayısının artması bekleniyor. Ve de bu kapsamda Technology Assisted Living konseptinin de 2018 yılında 8 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü varken bunun 96 milyar dolara çıkması bekleniyor 2028 yılında. Yine bir Gartner araştırmasında sağlık alanındaki bilgi iletişim konusundaki yüksek düzeyde ki işte müdürlere veya bu alanda Chief Information Officer dediğimiz bilgi teknolojilerinden sorumlu yöneticilere sağlık alanında oyunu değiştirecek teknolojiler nelerdir diye sorulduğunda özellikle dijital sağlık alanında %29'luk bir oranla veri analitiğinin özellikle de predictive, yani önceden bir takım verileri
işleyerek önceden hastalıkların teşhisiyle ilgili sistemlerin önem kazanacağını düşünüyorlar. Yine yapay zeka her ne kadar %19'la burada ikinci sırada görülse de aslında şu anda sektördeki uygulamalara da baktığımızda veri analitiğiyle birlikte zaten makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknikler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yine sağlık sektöründe dijital transformasyonun önemli olduğunu görüyoruz. Burada bizi biraz daha ilgilendiren NETAŞ olarak ve bu bahsettiğim projede nesnelerin interneti teknolojilerinin, yani işte bu sensörlerin ve o sensörlerin haberleşeceği çeşitli sunucu sistemlerinin ve o sensör verilerinin işlenmesini sağlayacak çeşitli tekniklerin de önem kazanacağını görüyoruz. Yine listede mobil teknolojilerin, 5G gibi bulut bilişimin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada biraz 5G'nin temel sütunlarına baktığımızda, yani 5G nasıl değiştirecek dediğimizde, 5G temelde 3 tane sütun üzerinde yükseliyor. Bir tanesi işte gelişmiş, daha da geliştirilmiş geniş bant servisleri. Ve burada artık yani gigabit per second'lar seviyesindeki bağlantının çok geniş bir şekilde yayılmasından bahsediyoruz. Yani halk arasında da bilinen haliyle internet hızının çok daha artmasını bekliyoruz 5G ile birlikte. 5G'nin bize verdiği temel sözlerden biri bu. Yine makineler arası haberleşme ya da massive IoT dediğimiz işte kilometre kare başına 1 milyon tane sensör bağlantısı. Tabii burada hani sensörler dediğimizde sadece işte fabrikalarda Endüstri 4.0 anlamında kullanılan değil, işte eğitim alanında kullanılabilecek, yine sağlık alanında kullanılabilecek sensörler de burada önemli. Özellikle giyilebilir sensörlerin baz istasyonlarıyla iletişime geçmesi durumunda çok farklı kullanım alanları, çok farklı servisler ortaya çıkabilecek. Tabii şu andaki gelişmelere baktığımızda belki kilometre kare başına 1 milyon sensör çok agresif bir rakam olarak görünebilir. Yani belki 5G'nin ilerleyen sürümlerinde gerçekleşebilecek, belki 6G'ye kalacak belli ölçülerde. Ama her halükarda çok fazla sayıda sensörün bağlantısından bahsediyoruz. Ve son olarak da çok düşük gecikme vaat ediyor 5G. Yani tek haneli milisaniyeler seviyesinde. Dolayısıyla burada da insanların yine ilk aklına gelen işte otonom sürüş, otonom araçlar, çeşitli iş makinelerinin, robotların uzaktan kontrolü gibi. Burada da tabii sağlık tarafında baktığımızda işte ilk akla gelen buradaki uygulamalardan bir tanesi uzaktan yapılan ameliyatlar. Yani örneğin işte Amerika'daki bir hastanın Türkiye'den, Türkiye'deki bir doktor tarafından ameliyat edilmesi veya tersi. Burada işte bir video görüntülü haberleşme ve bir robotik sistemle doktorun sanki hastanın yanındaymış gibi çok düşük gecikmeyle bu ameliyatı yapabilmesi. Dolayısıyla bu anlamda 5G bize gecikme anlamında, veri trafiğinin çok ciddi anlamda artması anlamında, hızın ciddi anlamda artması, kullanılabilecek spektrumun artması ve çok sayıda yoğun bir bağlantı, yani sensörlerin veya diğer cihazların mobil şebekelere bağlanmasını vaat ediyor. Şimdi tamam 5G bu şekilde. Peki yani bu sağlık alanında nasıl kullanılabilir? Biraz daha bunu ete kemiğe büründürmemiz gerekirse neler yapılabilir? Şimdi burada Avrupa'da farklı ülkeler arasındaki ortak Ar-Ge projelerini teşvik etmek için bir Euroka network'ü var ve bu Euroka network'ünün altında da farklı alanlardaki projeleri kabul eden, bu projelerde farklı ülkelerden şirketlerin, araştırma kuruluşlarının, üniversitelerin bir araya gelip çalışmalar yürütmesini sağlayan kümelenmeler var. Örneğin ITEA kümelenmesi daha çok yazılım alanındaki projeleri kabul ediyor. Eurasia kümelenmesi enerji sektöründeki projeleri kabul ediyor. Celtic Next kümelenmesi de
haberleşme yani ICT alanındaki telekomünikasyon alanındaki projeleri kabul ediyor. Ve bu kapsamda farklı teknoloji firmaları, biyomedikal firmaları, hastaneler, sağlık alanında araştırmalar yapan kuruluşlar bir araya gelerek Health 5G projesini başlatıyorlar 2019 yılında. Türkiye'den de NETAŞ bu projede aktif olarak çalışıyor. Türkiye'den başka ortaklarımız da var, az sonra bahsedeceğim. Bu projenin temel hedefi 5G teknolojisinin e-sağlık alanında nasıl kullanılabileceği ve bu anlamda temel kullanım alanlarının belirlenmesi, tanımlanması, bu alanlarda geliştirilecek servislerin bir takım 5G networklerinde, mobil şebeke operatörlerinde desteğiyle test edilmesi, bu servislerle ilgili çeşitli pilot çalışmaların yapılması ve bu çözümlerin gerçek şebekelerde, 5G şebekelerinde test edilmesi ve de bu çalışmaların daha sonra işte akademik makalelerle hem akademi camiasına hem de geniş kitlelere duyurulması. Bu kapsamda yaklaşık işte 10.6 milyon euroluk bir toplam bütçeyle 3 yıllık bir proje başlatıldı. Projede 6 farklı ülkeden toplam 27 partner çalışıyor. Avrupa'dan 5 ülke, bir de bu projede Kore ile olan özel bir anlaşmayla Kore'den de ortaklarımız var. Türkiye'den NETAŞ'ın yanı sıra Innosense, Ericsson Türkiye, Turkcell, Sempertek, Vestel ve Informa'da bu projede çalışıyor NETAŞ'la birlikte. Tabii daha çok teknoloji ağırlıklı firmalar, yani büyük firmalar, COBİ'ler var konsorsiyumda. Ama yaptığımız, geliştirdiğimiz teknolojileri örneğin işte Bezmialem Hastanesi'nde bazılarını deniyoruz. Dolayısıyla bazı sağlık tarafında da konsorsiyuma dahil olmasalar da bu projede geliştirilen teknolojileri denemeye gönüllü kuruluşlar da var. Almanya tarafında Berlin Teknik Üniversitesi TUB liderliğinde yine bir konsorsiyum kurulmuş durumda. İrlanda tarafında Redlink liderliğinde bir konsorsiyum var. İspanya'da Experis liderliğinde, Finlandiya'da Malerdalen Üniversitesi liderliğinde bir konsorsiyum var. Yine Kore'de de Kukmin Üniversitesi liderliğinde bir böyle geniş bir konsorsiyum var. Ve bu farklı ülkelerden bu kuruluşlar bir araya gelerek 5G'yi sağlık alanında nasıl kullanabileceklerini, bu alanda ne tarz, ne tür teknolojiler geliştirebileceklerini birlikte çalışıyoruz. Burada ilk yapılan şeylerden bir tanesi kullanım alanlarını belirlemekti projenin başlangıcında. Bu anlamda 3 tane kullanım alanı belirledi. Yani biz 5G'yi sağlıkta nerelerde kullanabiliriz? Birincisi hastanelerde nasıl kullanım alanı olabilir veya sağlık merkezlerinde. İkincisi evde bakımda bu nasıl kullanılabilir? Ve üçüncüsü de acil senaryolarda nasıl kullanılabilir? Her ne kadar projenin henüz daha yarısına ulaşmış olsak da, yani henüz belki yaklaşık bir 13-14 aylık bir süre daha var son final sonuçların elde edilebilmesi için. Ama projenin yarısı itibariyle bazı senaryolar, bazı demonstrasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin sağlık merkezlerinde Türkiye'den Innosense ve NETAŞ'ın daha çok lead ettiği bir uzaktan rehabilitasyon senaryosu var. Burada örneğin bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde işte örneğin kolundan bir sakatlığı olan bir hastanın işte 3 aylık, 5 aylık, belki 1 yıllık bir rehabilitasyon sürecinde iyileşme sürecinin gerçek zamanlı olarak takibi. Bu kapsamda işte hastanın kolunu kaç derece kaldırabildiği, ne kadar hızlı bir şekilde hareket edebildiği çeşitli sensörler yardımıyla takip ediliyor. Ve bu sensörler bu bilgileri daha ileri aşamalarda işlenebilmesi için ve saklanabilmesi için bazı sunuculara gönderiyor ve burada da makine öğrenmesi,
derin öğrenme gibi tekniklerle doktorlara bu hastanın işte o süreçteki iyileşme süreci veya o süreci nasıl geçirdiği ile ilgili çeşitli detaylı bilgiler verilebiliyor. Çeşitli karar destek yapıları oluşturulabiliyor. Yine İsveç'teki bir firmada hastanelerde işte çeşitli ilaç kutularına bir takım sensörler yerleştirerek bu sensör verilerini de hastanedeki bir takım cihazlarda tutarak gerçek zamanlı olarak bunların takibini yapıyor. Şimdi temelde bakıldığında hani biz tabii biraz daha işin teknoloji tarafından bakıyoruz. Teknolojik altyapı olarak çok benzer. Yani uzaktan rehabilitasyon da olsa, işte kullanılan ilaçların takibi senaryosu da olsa aslında bir takım sensörler var ve bu sensörler bir takım sunuculara veri gönderiyor ve bu sunucularda bu veriler çok daha ileri aşamalarda işlenerek sağlık personelinin işine yarar hale getiriliyor. Burada sensörlerin kullandıkları protokoller bile bazen ortak olabiliyor. Dolayısıyla teknolojik altyapı olarak aynı altyapı çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Yine evdeki senaryolara baktığımızda Almanya'dan Innova adlı ortağımız burada kardiyoloji ile ilgili bir işte kalp ameliyatından sonra eve gönderilen hastalara bir takım giyilebilir teknolojiler yardımıyla hastanın gerçek zamanlı olarak işte kalp ritmi, kalp atışı, kandaki oksijen miktarı gibi bir takım temel değerlerini düzenli olarak ölçüyor ve burada herhangi bir anomali tespit edildiği anda da hemen sağlık ekiplerine, acil ekiplere, ambulans servisine haber veriliyor. Bir diğer çalışmada Türkiye'den yine Vestel'in doktorlarla hastalar arasında ki bir video konferans sistemi, video haberleşme sistemi. Burada da işte engelli hastalar gibi, yaşlı hastalar gibi hastaneye götürülmesinin zor olduğu, meşakkatli olduğu hastalarda belli ölçülerde video teknolojisinin yardımıyla ve de bunu 5G network üzerinden göndererek doktorlarla hastalar arasında bir iletişim kurulması senaryoları üzerinde çalışıyorlar. Son olarak da acil senaryolarda Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin oldukça kapsamlı bir demosu hazırlanıyor şu anda. Belli ölçülerde de hazırlandı. Burada da akıllı şehirler altyapısıyla iletişime geçerek örneğin işte bir ambulans bir hastayı aldığında en kısa sürede hastaneye götürebilmesi için örneğin o ambulansın geçtiği yerlerde ambulans için trafik ışıklarının yeşile döndürülmesi gibi bir takım senaryolar üzerinde çalışıyor ve bunları da tek bir 5G şebekesi üzerinde yapmaya çalışıyorlar. İrlanda'dan Redlink ortağımız da onlar da işte örneğin ambulanstaki bir sağlık personelinin giyebileceği bir kamera tepe kamerasıyla acil durumda o ambulanstaki arkadaşımızın, sağlık çalışanımızın hastanedeki doktorla iletişime geçebilmesi ve doktorun o anda acil müdahaleye ihtiyacı olan hastayı yüksek çözünürlükle görüp oradaki sağlık personelini yönlendirmesi üzerine bir senaryo üzerinde çalışıyor. Şimdi projenin yarı dönemi itibariyle tabii biraz daha altyapısal çalışmalar, altyapıyla ilgili çalışmalar da bir takım inovasyonlar oldu ama ümit ediyoruz. Yani inşallah projenin sonunda biraz daha sağlıkla ilgili de inovasyonlardan bahsedebileceğiz. Bu kapsamda şu ana kadar bu yukarıda bahsettiğim senaryoların hepsinin tek bir 5G network'ü üzerinden işte 5G'de network slicing gibi teknolojileri de kullanarak gönderilmesi üzerine bazı çalışmalar oldu. Yine bu sensörlerden gelen verilerin iletilmesinde bir takım yenilikçi teknolojiler geliştirildi. Roaming senaryolarında işte sorunsuz bir şekilde geçişin sağlanmasıyla ilgili bazı teknolojiler geliştirildi. Yine IoT şebekelerinde yani nesnelerin interneti şebekelerinin yazılım temelli ağlarla birlikte çalışabilmesi adına bir takım inovasyonlar yapıldı. Ve de özellikle yine
IoT tarafında yani sensörlerle bulut sistemlerini veya sensörle sunucu arasındaki haberleşme sırasındaki security, yani güvenlik mekanizmaları ile ilgili bir takım inovasyonlar yapıldı. İşte bunlardan bazıları akademik yayınlarla yayınlandı. Bazılarında patent çalışmaları devam ediyor. Ama dediğim gibi şu anda her ne kadar biraz daha böyle işin altyapısı teknik tarafıyla ilgili görünse de projenin sonuna doğru bu altyapıların sağladığı olanaklarla biraz daha gerçek use case'leri, yani hastanelerde, evde bakımda ve acil case'lerde daha ileri servislerin geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdi tabii bizim bu bahsettiğimiz Health 5G projesi Avrupa'da şu anda tek proje değil bu alanda yürütülen. Özellikle de bu süreçte COVID'in ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa tarafında da çok ciddi bir reaksiyon oldu COVID'e karşı. ARGE tarafında, ARGE projeleri tarafında. Ve Avrupa Komisyonu COVID ortaya çıktıktan hemen sonra COVID'le ilgili, yani COVID'le savaş kapsamında yapılabilecek, geliştirilebilecek ARGE inovasyon projeleriyle ilgili yaklaşık 1 milyar euroluk bir fonu devreye aldı. Bu şu anda slide'da gösterdiğim şekiller Avrupa Komisyonu'nun Eylül ayında hazırladığı bir rapordan alınmış şeyler, görüntüler. Bu kapsamda Eylül ayı sonu itibariyle Avrupa Komisyonu 103 ayrı projeye, yani COVID ile ilgili projeye yaklaşık işte 458-460 milyon euroluk bir ARGE ve inovasyon desteği vermiş durumda. Burada da özellikle bu klinik tedavi ve klinik yönetimi ile ilgili projeleri görüyoruz. Yine aşı çalışmaları ile ilgili destekler var. O konuda 4 ayrı projeye 108 milyon euroluk bir destek verilmiş. Yine hazırlık ve kriz yönetimi ile ilgili, yani bu pandeminin oluşturduğu durumlarla ilgili teknolojilere, tekniklerin geliştirilmesi ile ilgili 25 projeye 78 milyon euroluk bir destek verilmiş. Biraz daha temel araştırmalar için, yani virüsün biyolojik yapısı ile ilgili araştırmalara 24 ayrı projeye yine orada da 38 milyon euroluk bir destek verilmiş. Sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi, dayanıklılığını arttırabilmek için bu pandemide bu konularda geliştirilebilecek teknolojiler, tekniklerle ilgili de 27 projeye 48 milyon euro destek verilmiş. Yine teşhis, özellikle bu erken teşhis, erken dönemde bunu fark edebilmek için, COVID hastaları fark edebilmek için 25 ayrı projeye 36 milyon euroluk bir destek verilmiş ve halk sağlığı ile ilgili de 11 projeye 12 milyon euroluk bir destek verilmiş. Tabii yani yıl sonuna kadar işte yaklaşık yine bir 500 milyon euronun üzerinde yeni oluşturulacak ARGE projelerine de bir destek verilecek. Yani bu proje sayısı daha da fazla artacak. Bir de bunun yanında COVID'den önce başlayan bir takım projeler vardı. Yine Avrupa Komisyonu'nun ARGE desteği verdiği. Bu projelerden bazıları da kendilerini COVID'e göre yeniden yapılandırıp COVID'deki bir takım problemleri çözmek üzerine yeni hedefler belirlediler. Bu kapsamda da 547 proje daha önce başlayan, yani aslında COVID'le ilgili bir hedefi yokken COVID ortaya çıktıktan sonra bu konuda bir takım teknikler, teknolojiler geliştirmek için 547 projede yine bu konular üzerinde şu anda çalışıyor. Bu projelerdeki katılımcılara baktığımız zaman da işte en çok tabii fon alan katılımcıların daha çok araştırma kuruluşları, üniversiteler gibi kuruluşlar olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta da bu konularda özellikle SME, yani COBI ölçeğindeki firmalarında çalışmaları var. Burada bakıldığında İsviçre'den, İrlanda'dan, Hollanda'dan, İsrail'den, Almanya'dan COBI'ler görüyoruz. Dolayısıyla bunu biraz da burada bunlardan bahsetmemin temel nedeni Türkiye'nin de bu network'ün bir üyesi olması. Türkiye'de buraya katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'den de bu konularda
fikri olan, özellikle COVID ile ilgili bir takım proje fikirleri olan COBİ'lerimizin, üniversitelerimizin, yani büyük şirketler biraz daha bu tarz projelerden haberdar oluyorlar genelde, ama bu tarz araştırma geliştirme networklerine katılabileceği ve o akıllarındaki teknolojileri geliştirmek için bu fonlardan onların da yararlanabileceği. Dolayısıyla yani ümit ederiz sonraki dilimde burada Türkiye'den de bir takım firmalar COVID'le savaş anlamında bir takım teknolojiler geliştirmek için bu fonlara şey yapabilirler, başvurabilirler. Tabii şimdi burada bahsettiğimiz 103 tane proje vardı. Bunların hepsinin üzerinden geçmek çok mümkün değil, ama ben şöyle bir baktığımda neler yapılıyor diye. Şöyle birkaç tane benim dikkatimi çeken projeden bahsetmek istiyorum sizlere de bir fikir vermesi açısından. Avusturya, İtalya, Almanya ve İsrail ortaklığında işte bu hemen COVID'den sonra başlatılan Clean Air diye bir proje varmış. Burada da bir elektrot tasarımı havadaki air ionizer'lara entegre edilecek şekilde ve temel hedefi işte havadaki parçacıkların temizlenmesi ve bu sayede COVID anlamında daha güvenli ortamların oluşturulması ile ilgili bir inovasyon projesi. Ve de markete verilebilecek hale gelindiğinde de ilk hedef olarak doktorların odalarına, hasta odalarına, yine diş hekimlerindeki odalara koyulması planlanıyor. Yine bir başka proje PYXYAI adını verdikleri, yine Almanya, Norveç, İsrail ortaklığında 6.7 milyon euroluk bir bütçeyle başlamış. Burada da evde kullanılabilecek ve basit bir şekilde kullanılabilecek ve de hem karantinada bulunan hastaların çok detaylı sağlık bilgilerini ölçebilecek, yani vücut ısısı, kan dökü oksijen seviyesi, kalp atış hızı gibi daha pek çok bilgiyi ölçebilecek ve de bu bilgileri güvenli bir şekilde belli noktalarda toplayıp bir yapay zeka yardımı ile bunların anlamlandırılması ve böylece hem önceden teşhis edebilmek, erken teşhis edebilmek COVID hastaları, hem de monitör edebilmek. Yani örneğin işte evdeki bir karantinadaki bir hastanın ikinci günde, üçüncü günde kalp atış hızı nasıl oluyor, kandaki oksijen seviyesi nasıl oluyor. Tabii bunları çok geniş kitlelerden toplamaya başladığınız zaman burada ciddi anlamda büyük veriler söz konusu oluyor. Bu verileri de yapay zeka ile işlediğiniz zaman gerçekten hastalıkla savaş kapsamında önemli veriler ortaya çıkabiliyor. Bu projede temelde bunu hedef almış. Yine Envision adlı bir projede 5.6 milyon euroluk bir proje. Burada epey geniş bir katılım olmuş. Neredeyse Avrupa'dan hemen hemen bütün ülkeler projeye katılmışlar. Bu projede de yoğun bakıma yönelik bir cihaz tasarlanmış. Yoğun bakımdaki hastalarla ilgili burada verilerin toplanması ve bu verilerin yine yapay zeka yardımıyla analiz edilip doktorlara özellikle yoğun bakımdaki hastalarla ilgili bir karar destek mekanizması sunulması ile ilgili projeler geliştirilmiş. Zaten burada daha önceden de bahsettiğim gibi özellikle veri analitiği tarafında ve bu veri analitiğinin yapay zeka ile makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknikler kullanılarak bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılması, sağlık personelinin doktorların işine yarayacak veya bilimsel olarak bir anlam ifade edecek sonuçlar çıkarılması epey trend bir topik olarak görünüyor. Şu anda bu kapsamda Avrupa tarafında da epey çalışmalar var. Dediğim gibi yani bu çalışmalara Türkiye'den şirketler de dahil olabilirler. Bu networklere bizler de girebiliriz. Bu konuda da bir farkındalık yaratmak istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar.